Merhaba, ben Merve Senem Yılmaz. Bugün pratik abaya yapımını sizlerle paylaşıyorum. Ben bu şekilde elbiselerin üzerine tül kumaştan abaya yapmayı çok seviyorum. Daha önce de birkaç tane yapmıştım. Instagram hesabımda görebilirsiniz. Bugün de saksı elbise üzerinde saksı çiçekleri olan bir tülden abaya uyguladım. Daha öncesinde size abaya yapımını kalıp üzerinden paylaşmıştım. Yarasa kol kalıbı ile yapmıştık. Bugün ise bu tarz böyle dökümlü kumaşlarda direkt pratik uygulayabileceğimiz ölçüleri verdim ve bunun üzerinden uyguladım. Bu ölçüler doğrultusunda 36-38 beden için uygulayabilirsiniz. Eğer bedeniniz farklı bir ölçüde ise de kendi bedeninize göre buralarını genişletip kolunu bir tık daha uzatıp, çünkü ben biraz da kısa uygulamak istedim, yapabilirsiniz. Ama ense değişmeyecek. Hiçbir bedende ense değişmeyecek. Burasının düzgün oturması çok önemli. Yoksa düşük olacak ve hoş durmayacak. Evet, buraları büyüteceğiz ama enseyi değiştirmeyeceğiz. Ve diyeceklerim bu kadar. Şimdi ise pratik abaya yapımının nasıl olduğuna bakalım. Kumaşımı dörde katladıktan sonra dikiş paysız olarak ölçülerine göre bitiş noktalarını belirliyorum. Kol toplamda 63 cm. Kol genişliği 25 cm. Göğüs ölçüsü 27 cm ve göğüsten itibaren boyunu da 98 cm'den hiza alıyorum. 27 cm'den 30'a ve ribini ayarlıyorum. Şimdi bir de çizim üzerinden bakalım. Benim kumaşım çizgili olduğundan fazla verevli uygulamak istemedim. Siz bitişini 30 değil de 35 olarak bitirebilirsiniz. Abaya üzerimdeki elbiseyi tam kapatmasın diye etek ucunu ve kol boyunu 5 cm kısa uyguladım. Siz tam uzun olsun istiyorsanız 65'ten veyahut kolunuzun üzerine dökülsün istiyorsanız 68'den uygulayın. Bakın, çok rahat değişiklikler yapabiliyoruz. Abaya da kendi ölçülerinize göre teyit ettiğiniz takdirde yaptığınız her model güzel olacaktır. Bir de şu püf noktaya değinmeden geçemeyeceğim. Kolun bitişini eğimli uygularsanız daha hoş duracaktır. Ben desenleri denk gelsin istediğimden düz uyguladım. Evet, rahatsız edici değil, fakat üst kısmında hafif yukarıda kalıyor. Bunun önüne geçmek için alt kısmını 3 cm kadar içeriden kesiyoruz. Dilerseniz bir gün düz kumaşa bol dökümlü bir abaya da uygulayabiliriz. Bu videoda ise yaptığım kıyafetin ölçülerine göre ilerleyeceğim. Şimdi iğne ile hiza aldığım yerlerden 1 cm dikiş payı ile kesiyorum. Model pratik kesim olduğundan arka ve ön kısmı üst üste şu anda. Bu nedenle yaka açıklığını arkaya göre kesiyorum. Şimdi arka kısmını kattan ayırdım ve ön ortasının açıklığını kesiyorum. Ve sonrasında ön kısmın yaka açıklığını kesiyorum. Kesim tamamlandığında böyle görünecek. Şimdi kol ucundaki parçaları keselim. Dikiş payısı olarak 7 cm'den hiza alıyorum. Uzunluğunu geniş tutuyorum. Birebir kola göre hesaplasak bile sonradan yerleştirirken sorun olabiliyor. Bu nedenle daha uzun kesiyorum. Kumaşın düzü düzüne bakacak şekilde arka parçasını ve ön yarım parçasını birleştiriyorum. Omzundan kol ucuna kadar iğneliyorum. Aynı işlemleri diğer kolu için de yapıyoruz. İğneledim ve iğnelediğim yerlerden dikiyorum. Her iki tarafın da üst kol kısmını birleştirmiştik.
Şimdi ise kolun alt kısmından beri koltuk altından gelerek etek ucuna kadar iğneledim ve iğnelediğim yerleri dikeceğim. Diğer taraf için de aynısını yapacağım. Ekleyeceğim şeridi bu şekilde ikiye katladım. Hizalayarak atmaması için uç kısmından overlock geçtim. Zikzak dikişte de geçebilirsiniz. Şimdi ise bunu kol ucuna yerleştireceğiz. Bu kumaşın ortasını buluyorum. Ve buradan iğneliyorum. Daha sonrasında bu orta kısmını kolun üst kısmının orta çizgisine yerleştiriyorum. Yine burada da bu şekilde parça bırakıyorum. Bunları eğer tam kesmiş olsaydım neresine gelirdi diye bakıyorum. Ve şurası tam kola denk geliyor. O zaman buraya bir işaret koyuyorum. Şu şekilde baş parmaklarınızdan yardım alarak orta çizgisine getirin. Evet, burası benim bitmem gereken yer. Buraya işaretimi koydum. Şimdi arta kalan parçayı kesiyorum. Fazlalıklarından arındırıyorum önce bir. Şimdi burayı kesiyorum. Evet, şu anda tam denk gelmiş durumda. Buraya da tekrar iğne yerleştiriyorum. Kumaşın tersi bana bakıyor. Eklediğim parça da içeri dönük şekilde. Bu kısmını dikiyorum şimdi. Ve bitirdiğimizde ise bu şekilde görünecek. Kol üst ortası burası. Ve kola eklediğimiz parça da burası. Şimdi ön açıklığını içe katlayarak dikelim. Ve son olarak da beli için kuşak yapacağız. 140 cm'e 12 cm olarak kestim. Öncelikle tersinden ikiye katlıyorum ve buradan dikeceğiz. Ve son olarak da kuşağın düzünü çevirdikten sonra uç kısmına bitişik yakın bir dikişle dikiyorum. Artık abayımız hazır. Pratik abaya yapımız bu kadardı. Umarım anlaşılır olmuştur. Umarım faydalı olabilirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bedeninize, beyninize ve ruhunuza çok iyi bakın. Mutlulukla kalın.